de Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nin bu kadar güzel organize eden Marmara Belediyeler Birliği yetkililerine teşekkür ediyorum. Umarım öğleden sonra bu oturumumuzda sabah oturumlarındaki gibi verimli geçer. Ve akıllı belediyeciliğin ne demek olduğunu biraz daha yakından tanımış oluruz. Birbirinden değerli katılımcılarımız var. Bu katılımcı arkadaşlara sözü vermeden önce müsaade ederseniz 3-5 dakika Türkiye'de 2003 sonrasında teknoloji gelişiminde önemli katkılar hukuki anlamda verdiğimi düşünerek haddim olmayarak birkaç cümle bu konuda etmek istedim. Bildiğiniz gibi teknoloji altyapısı hukuki altyapıyla birlikte yürütülmüş. Hukuki altyapısı olmadan teknolojiyi geliştirme fırsatı doğmaz. Bu nedenle 406 sayılı haberleşme kanununun yürürlükte olması ve bu kanunun yamalı bohça haline dönmesi 1920'li yıllardan itibaren yaklaşık 120'ye yakın değişiklikle yamalı bohça haline gelen bu yasa 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunuyla birlikte önemli bir adım atılarak yenilenmiş ve değiştirilmiştir. Bu günden sonra görülmektedir ki özellikle belediyeler bazında ve felsefi olarak devletin millete hizmet olarak götürdüğü şeylerin en önemli aracının belediyeler olduğu ve belediyelerin de milletin, halkın ayağına inme ve hizmeti götürme noktasında da kullandıkları en önemli aracın teknoloji yani bilişim sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle akıllı belediyeler ve akıllı belediyecilik kavramları çok önem arz etmektedir. Akıllı belediyelerle ilgili olarak öncelikle amaçlarına göre akıllı belediyeler nelerdir? Bunlara baktığımız zaman hizmetlerle ulaşım, borç ödeme, cari işler ve bilgi edinme gibi önemli hususlar gözümüze çarpmaktadır. Bunlardan özellikle ulaşım hususunda hat bilgileri, gün, saat, yer bilgileri, İstanbul'da yaşayanlar bunu çok iyi bilirler. Yol haritasını açtıkları zaman nereler kırmızı, nereler yeşil olarak karşılarına çıkıyorsa ona göre yola çıkarlar. Adres tarihi, hava durumu gibi birçok husus günlük hayatımızda belediyeler tarafından hizmet olarak, akıllı belediyecilik hizmeti olarak sunulmaktadır. Bunların dışında borç sorgulama ve ödeme yani e-tahsilat dediğimiz şekilde akıllı belediyecilik karşımıza çıkar. Su, elektrik, vergi konusunda tahakkuk ve tahsilatla ilgili önemli elektronik hizmetler söz konusudur. Ayrıca bunlarla ilgili uyarılar, mesela şu gün şu saatte sularınız kesilecek, elektrikleriniz kesilecek gibi uyarılarla da başlıyoruz. Bunların yanında abonelik kullanımlarıyla ilgili SMS ve internet aracılığıyla duyurular yapılmakta ve kullanım kolaylıkları getirilmektedir. Güvenlik konusu karşımıza çıkmaktadır. Çünkü belediyeler elde ettiği bu kişisel verileri, topladıkları kişisel verileri işleme ve kullanma, bunlarla ilgili güvenlik ve muhafaza hususunda da önemli elektronik akıllı belediyeciliğe ihtiyaç vardır. Yine idari hizmetlerde akıllı belediyecilik karşımıza çıkmakta. Beyaz masa, nikah, evde sağlık, beyan sunma, görüş ve şikayet toplama, evrak takibi gibi hususlarda akıllı belediyecilik karşımıza çıkıyor. Yine bilgi edinme hizmetlerinde mesela sicil ilan, imar planı, vergi, ruhsat ve sorgulama gibi hususların tamamında akıllı belediyecilik kullanılmaktadır. Meclis ve encümen hatta komisyon kararlarının ilan edilmesi, tarife ve fiyatlar, ihale ilanları, hava, yol ve deniz durumları ve kent rehberi gibi kültürel sanatsal yerlerin tanıtılması, belediye ile ilgili görsel içerikli bilgilerin tamamı elektronik ortamdan sunularak akıllı belediyecilik hizmetleri yerine getirilmektedir. Belediyeler
bilgiler ve iletişim teknolojilerinin türleri ise öncelikle tek yönlü iletişim dediğimiz internet sayfalarından bilgi akışı, karşılıklı iletişim, e-mail veya gelişmiş veri akımı yöntemleri, finansal sistem yani online sistemlerle kağıda gerek kalmaksızın birçok hizmetin sunulması, hizmetlerin bütünleştirilmesi ve vatandaşların hizmete katılımı gibi hususlar elektronik ortamlarda sağlanarak akıllı belediyecilik önemli bir gelişim sağlamıştır. Yine elektronik hizmetlerde kent haritası ve hal fiyatları ve tahsilat gibi birçok, bunların yanında mesela su, elektrik ve birçok abonelik hizmetlerinin elektronik ortamdan gerçekleştirilmesi, fatura bilgileri, kredi kartıyla ödeme gibi hususlarda da yine akıllı belediyeciliğin hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Altyapı hizmetleri ki daha önce bir yerin, bir kamu kuruluşunun kazdığı yolu kapattığında ertesi gün başka bir kamu kurumu kazmakta ve hizmetler arasında bir koordinasyon eksikliği söz konusu olmaktaydı. Hatırlarsanız işte PTT'nin kazdığı yolu yine Sular İdaresi Belediye'den kazdığı zaman ya daha dün kazdı, niye bu kazdı ödenildiğinde bu tip eleştirilere maruz kalınabiliyor. Oysa akıllı belediyecilik sayesinde hem kentlerin altyapıları ve altyapıların hangi nerengi noktalarında bulunduğu, buradaki hizmetlerin ne zaman nasıl harekete geçirileceği gibi bilgilerle akıllı belediyecilik günümüzde birçok faydalar sağlamaktadır. Online vezneler yine aynı şekilde, beyanname verilmesi yine internet ortamından, bilgi edinme, rayiş, değer, vefat, şikayet, ulaşım, hasta hatta tahlil sonuçları gibi hususlar da akıllı belediyecilik sayesinde milletin hizmetine sunulmaktadır. Sorgulama sistemleri, mesela meclis encüman kararları gibi hususlar, çöp toplama saatlerine kadar tutun da birçok husus akıllı belediyecilik sayesinde sahaya indirilmiştir. İnteraktif hizmetlerde mesela form doldurma, şikayet, ruhsat ve işlemlerin yürütülmesi hususunda da birçok belediyemiz Türkiye'de akıllı belediyecilik hizmetlerini kullanmaktadır. Mobil belediye hizmetleri dediğimiz cep telefonu veya tabletlere indirilen programlarla değişik hizmetlerin sunulması da yine aynı şekilde akıllı belediyeciliğin ürünleridir. SMS belediyeciliği dediğimiz ve SMS yoluyla vatandaşların birçok hususta bilgilendirilmesi gibi konular da yine akıllı belediyeciliğin konusu alanının içerisindedir. E-posta ve e-tebligat gibi birçok husus yine akıllı belediyecilikle vatandaşın ayağına götürülen hizmetlerdir. Bütün bunların yanında son dönemde tarım devrimini yakalamış olan milletimiz daha sonraları sanayi devrimini kaçırarak önemli bir gerileme yaşamış ama bugünlerde özellikle akıllı belediyecilikle bilişim toplumu olma yolunda önemli adımlar atmış ve bilişim toplumu olma yönündeki fırsatları kaçırmamıştır. Bu hizmetlerin belediyeler kanalıyla akıllı belediyelerde verildiğini görüyoruz. Yine internetten sonra belki en önemli buluşlardan internetin uzantısı olarak sosyal ağlar ve belediyecilikte de Facebook, YouTube ve Twitter gibi kanallarla birçok belediye yetkililerinin istediği şeyleri vatandaşı, binlerce vatandaşa aynı anda duyurabilmeleri de yine akıllı belediyeciliğin bir sonucudur. Belediyeler ve telekomünikasyon teknolojilerinde internet, coğrafi bilgi sistemi, belge yönetimi ve bulut bilişim gibi birçok teknoloji kullanılmaktadır. Bütün bu saydıklarım aslında akıllı belediyeciliğin birer sonucudur. Akıllı belediyecilik bu nedenle baktığımızda özellikle hizmetlerde maliyetlerin azaltılması, şeffaflık, hizmete kolay ve hızlı ulaşım, etkin hizmet yürütülmesi, kalabalıkların belli bir yerde toplanmasını önlemek ve kredi kartıyla ödeme gibi daha sayamayacağımız birçok kolaylığı insanların hizmetine sunmaktadır. Bu nedenle akıllı belediyecilik aslında son derece günlük hayatımızı ilgilendiren, sabah kalktığımızdan
akşam yatana kadar hatta uyurken bile bizleri takip eden birçok hizmetin akıllı belediyecilik olarak bizlere sunulduğunu görüyoruz. Bu hususta kurumsal olarak yerel net dediğimiz TODAİ tarafından yönetilen bir sistem söz konusudur. Yine yerel bilgi sistemlerinin içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın bir web sayfası vardır. Bu alanlarda akıllı belediyecilik, yani belediyelerle ilgili her türlü bilgi belgeye bu sitelerin çoğundan ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi aslında günlük yaşamımızda da çok etkin olan bu akıllı belediyecilikle ilgili birçok teknolojik alanla ilgili sunumlar izleyeceksiniz bu ortamda. Ben lafı daha fazla uzatmadan ve farklı verimli kullanmak adına Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu'ndan Neşet Beşleri kardeşimize bırakıyoruz. Buyurun. 12 dakika özetliyoruz. Sen sevdim. Çok teşekkür ederim. Özellikle saygılar beyefendiler, hanımefendiler, hoş geldiniz beyefendiler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Teknik Düzenlemeler Dairesi'nden katılıyorum. Hocam, akıllı belediyecilik hizmetlerini oldukça güzel özetleyiverdi. Tabii akıllı belediyecilik hizmetlerinin bir tarafında halkımız, başlangıç tarafındaysa sunucular var. Tabii bu sunucularla istemcileri, yani halkımızı birleştiren olayın gizli kahramanları kimler dersek, işte burada elektronik haberleşme sektörü dediği giriyor. Ben öncelikle bir iki slide'da 2012 sonu itibariyle ülkemizdeki elektronik haberleşme sektörünün temel verilerine değinip daha sonra da özellikle belediyeleri de ilgilendiren elektronik atık yönetimle alakalı bir takım bilgiler vermek istiyorum. Evet. 2012 sonu itibariyle elektronik haberleşme sektörüne baktığımızda ülkemizde sabit abone sayısı ve penetrasyonunda yavaş da olsa bir azalma eğilimi görülmekte. İşte bu arada sabit telefon hizmeti aboneleri, Türk Telekom aboneleri var. Ancak belediyeleri, akıllı belediyeciliği özellikle ilgilendirdiğini düşündüğüm diğer abone sayılarına baktığımızda, yani mobil abone sayısına baktığımızda oldukça yüksek penetrasyon sayısı görülmekte. Yaklaşık 2012 yıl sonu itibariyle 70 milyona yakın, 68 milyon civarında mobil abone hizmeti mevcut. Bunun da büyük çoğunluğu 3G abonesi, yani geniş abonesi diyebiliriz. Özellikle akıllı belediye hizmetlerinde bu rakamlara göre değerlendirirsek, bir takım yazılımların, bir takım hizmetlerin geniş bant kullandığını kabul edersek, bu rakamlar oldukça memnun edici. Belediye hizmetlerinin halkımıza ulaştırılmasında işte internet olsun, SMS hizmetleri olsun, bu rakamlarla birlikte değişeceğini öngörüyoruz. Sol taraftaki tablomuza baktığımızda hizmetlerle aboneleri birleştiren işletmecilerimizi görebiliriz. Burada toplam 673 tane hizmet işletmecimiz mevcut. İşte bunlar bu işletmeciler arasında özellikle internet servis sağlayıcılar, GSM işletmecilerimiz ki kendileri de şu anda aramızda sizlere sunum yapacaklar. Sağ taraftaki rakama baktığımızda ise bu özellikle belediye hizmetleri açısından önem arz etmekte. Geniş bant internet abone sayısı 2008 yılı ile 2012 yılı son arasına baktığımızda işte 6 milyondan yaklaşık 23 milyon civarına hızla yükselmiş, eksponansiyel bir artış diyebiliriz buna. Görülüyor ki özellikle ülkemizde broadband internet hızla yaygınlaşmakta. Burada şu sonuç çıkarmak mümkün. Belediyecilik hizmetlerinin halkımıza ulaşmasında hızlı ve kolay bir şekilde çeşitli yazılımlar uygulanabilir. Evet,
Yine belediyelerimizi ilgilendiren, biraz sonra ilgili mevzuatına geleceğim. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar dediğimiz husus, özellikle gelişmiş ülkelerde bu konu çok gündemde ve çok önemli. Ülkemizde de yavaş yavaş kamuoyu farkındalığı oluşturuluyor. Bu sorunun amaçlarından bir tanesi de bu. O atık elektrikli ve elektronik eşyalar içerisinde mobil telefon dediğimiz, halkımızın anlayacağı ifadeyle de cep telefonu diyebileceğimiz tür oldukça önemli. Neden önemli? Öncelikle mobil telefonlardaki değişikliğine baktığımızda 84 yılından, 2001 yılından ve 2007 yılından sonra artık sıkıntı dramatik bir şekilde gerek hacimsel olarak, gerek ağırlıksal olarak hızlı bir düşüş görülüyor. Ancak ekonomik değeri oldukça yüksek. Ülkemizin tabii şöyle olumsuz bir özelliği var bu anlamda. Yüksek teknoloji üreten bir ülke olmadığımız için özellikle bu tür ürünleri yurt dışından ithal ediyoruz. Ortalama 2 yılda bir de maalesef cep telefonlarımızı değiştiriyoruz. Bu da şu demek oluyor. Şu anda hemen hemen hepimizin elinde kullanmadığımız 2 belki 3 tane cep telefonu altın vaziyette duruyor. Bu cep telefonlarının ekonomiye tekrar kazandırılması ülkemiz ekonomisi açısından, özellikle cari açık açısından oldukça önem arz ediyor. Mobil telefon bileşenleri içerisinde %60 civarında plastik, %11 civarında cam, %8 demir, %14 bakır ve küçük oranlarda diğer metaller mevcut. Hatta bu metallerden bir tanesi de altın. İşte çeşitli makalelerde bir ton atık cep telefonundan işte gramlar oluşturdu, 100 gram, 200 gram civarında altın elde edildiği söyleniyor. 2008 yılında Nokia tarafından kullanıcı davranışlarına yönelik yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Şöyle ki ilginç, bu tabi araştırma yapılan ülke 13 tane ülkede ki bu ülkelere baktığımızda işte Avrupa Birliği üyeleri, gelişmiş diyebileceğimiz ülkeler, bu ülkelerde dahi geri dönüşüm bilinci henüz oluşmamış. Altın 500 kişi üzerinde yapılan araştırmada kullanıcılar ortalama 5 tane telefona sahip. Bunlardan %3'ü telefonlarını geri dönüştürme vermiş. %25'i arkadaş ya da akrabalarına veriyor. %16'sı satmış. %75'i geri dönüştürmeyi düşünmemekte. %50'si geri dönüşümün ne olduğunu dahi bilmemekte. Dolayısıyla şu anda başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerinde geri dönüşüm olgusu kamuoyu bilince hızla artırılmakta. Tipik bir telefon, mobil telefon, cep telefonu toplama sistemi akışına bakacak olduğumuzda kullanıcılar kullanmak istemedikleri ellerindeki cep telefonlarını çeşitli toplama merkezlerine veriyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeleri de belediyelere bu konuda görev vermiş. Birazdan bunlara da değineceğim. İşte belediyelerimiz de bu noktada atık elektrikli ve elektronik eşyalar, işte kumbaraları diyebilirsiniz, konteynerları diyebilirsiniz. Bunları çeşitli noktalarda koyarak bu eşyaları toplayacaklar. Ve bu eşyaları yine bakanlık tarafından yetkilendirilen işlemcilere gelip, geri dönüşüm işlemcilerine teslim edecekler. Onlar da bu atık eşyaları çeşitli yöntemlerle değerlendirecekler. Şu anda Avrupa'da bu yaygın biçimde, özellikle İngiltere'de kullanmakta. Marka adı Regenesis olan bir şirket örneğini koydum ben buraya. Bir web sitesi hazırlamış. Bu web sitesine kullanıcı giriyor, kullanmak istemediği cep telefonu markasını ve modelini oraya yazıyor. Sistem tabii işte çalışabilirlik durumunu falan da bir takım detaylarını da giriyor.
sistem ona bir fiyat biçiyor cep telefonuna. Sonra bunu ücretsiz olarak o şirkete postoyla gönderiyor. Şirket bu cep telefonunu alıyor. Önce çeşitli testleri tartılıyor. Tekrar kullanılabilir mi? Buna bakıyor. Bir takım testlerden sonra. Tekrar kullanılabilirse eğer bunu ülke içerisinde veya ülke dışarısında, özellikle üçüncü dünya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde yeni kullanıcılarına ihraç ediyor. Tekrar kullanamazsa, işte biraz önce söylemiştim, çeşitli parçaları vardı. Bunları o parçalarına ayırıyor. Gereklerini düşün. Gerekse geri kazanım ya da işte bertaraf noktasına kadar gidiyor. Böylelikle altı olan cep telefonlarını ekonomiye kazandırmış oluyor. Yönetmelikten bahsetmiştim. 2012 yılında Mevzuat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlandı. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrol yönetmeliği. Burada dikkat çeken 4 tane kavram var. Tabii bu yönetmeliğin asıl amaçlarından bir tanesi de şu. Yeniden kullanım dediğimiz, yani atık eşyalarımızı yeniden, ne kadar çok yeniden kullanabilirsek bizim için, ülkemiz için o kadar iyi oluyor. Yeniden kullanım atık eşyaların veya parçalarının belediyelere, dağıtıcılara, işleme tesislerine, toplama noktalarına veya üreticilere teslim edilenler, edilenler de dahil olmak üzere tasarlandıkları asıl amaç için tekrar kullanılabilirleri her türlü kullanılır. Mesela bir tane örnek verecek olursak, bir cam şişelerin yıkanarak, temizlenerek yeniden kullanılması gibi. Geri dönüşüm kavramı, buna örnek vereyim, kullanılmış beyaz kağıtlardan gazete kağıdı üretilmesi gibi. Geri kazanım, örneğin ahşap malzemenin kağıt üretiminde ya da yapım olarak kullanılması gibi. Bunların hiçbir tanesini yapamıyorsak da artık nihayetinde bertaraf noktasına geliyoruz, bertaraf ediyoruz. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetmeliği kapsamında bir liste var. Bu listedeki başlıklarından bir tanesi de bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları. Bunların içinde de cep telefonları var mevcut. Ve dediğim gibi yani işte televizyonlardan tutun, bilgisayarlardan tutun, elektronik eşyaların tümünü Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde bu yönetmeliğe dahil edilmiş. Peki, belediyelerimizin bu yönetmeliğe göre görev ve sorumlulukları neler? Yönetmelik bunları düzenlemiş. Bir tanesi, atık elektrikli ve elektronik eşyalar yönetim planı hazırlamak. Toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla yönetim planı hazırlamak ve bakanlığa göndermek. Şunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bu elektrikli ve elektronik eşyalar atıkları diğer atıklardan ayrı toplanması gerekiyor. Biraz önce cep telefonuna ben bunu yaptım. Belki öyle şirketler lisans alacak ki ilgili bakanlıkta cep telefonlarını bunlardan ayrı toplamak gerekiyor. Niçin? Ekonomik değerleri olduğu için. Bir diğer görevi belediyeleri toplama işlerini yapmak. O hazırlamış olduğu yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında onları bilgilendirmek. Bu program çerçevesinde toplama işlerini yapmak veya yaptırmak. Yetişme merkezleri kurmak. Yine yönetmeliğe göre, nüfus sayısına göre, belediye nüfusuna göre yıllar kurulmuş. İşte 400 binden fazla olan belediye nüfuslarında 2013 yılı içerisinde başlaması öngörülüyor. Daha az nüfuslarsa daha bir hafta ertelenmiş. Sonra eğitim merkezlerinde atık eşyaların uygun konteynerlarda biriktirmesini sağlamak. Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama aracı ibaresinin bulunmasını sağlamak araçlar üzerinde. Gerektiğinde il özel idareleriyle ortak çalışmalar yapmak. Toplanan atık eşyaları, elektronik atık eşyalarını koordinasyon merkezince belirlenen lisanslı işleme testlerine göndermek ve koordinasyon merkezine belgelemek. Hukuki kısmını bilmiyorum belki ama hani belediyelerde bir şirket kurarak belki atık işleme testleri şirketleri kurabilirler diye düşünüyorum. Büyükşehir belediyelerine şöyle bir görev verilmiştir belediyede. Atık eşyaların bilgilerinde etkin toplanması amacıyla belediyelerce yürütülen çalışmaları koordine etmek, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katılmak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
güzel içerik değil ama ilk başladığımız henüz iş vermemez, gelirse alırız. Diğer konuşmacımız İsmail Bağlar. Teşekkür ediyorum hocam. Herkese merhaba diyorum. İstanbul dışından gelmiş olan bilgi misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Ayrıca böyle düzgün bir organizasyon yaptıkları için Marmara Belediye'nin birliğini tebrik ediyorum. Ben İHAS Haber Ajansı'nın genel müdür yardımcısıyım. Haberlerden sorumluyum. Burada bu etkinliklerin konusu akıllı belediyecilik. Beni akıllı belediyecilik iki noktadan ilgilendiriyor. Bir, vatandaş olarak çok önemsiyorum. İki, belediye mensubu olarak çok önemsiyorum. Şunu açıklıkla müşahede edeyim ki en azından söylemem lazım. Bizim belediyelerimiz son 10 yılda gösterdikleri hakikaten harikulade gayretlerle, birbirinden güzel projelerle bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkelerin çok ilerisinde, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, çok sık seyahat eden, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ziyaret eden biri olarak söylemem lazım. Akıllı belediyecilik, hocam bahsetti, çok önemli. Yani artık şunu kabul etmemiz lazım. Dünya artık mobilize oluyor. Birkaç ay önce bir makale okumuştum. O gün dünyaya, dünyanın tamamına 333 bin tane bebek doğmuş o gün. Birkaç ay önce. Markayı söylemeyeyim ama bir firmanın ürettiği cep telefonu o gün dünyada doğan bebek sayısından daha fazla telefon satmış. Hakikaten mobilize oluyoruz. Buna belediyelerimiz de ayak uyduruyorlar. İyi uyduranlar, ipi göğüsüyorlar, daha iyi hizmetler veriyorlar. İnsanlar artık her şeylerle ellerindeki küçücük şu cihazlarla yapmak istiyor. Çünkü bu mümkün, mümkün olduğunu görebiliyorsunuz. Yani evden çıkarken hangi yolu kullanırsam trafiğin daha rahat olduğunu görebiliyorsunuz. Otobüs durağındasınız, sizi beklediğiniz bir otobüsün şu anda nerede olduğunu, tahminen kaç dakika sonra sizin bulunduğunuz durağa geleceğini görebiliyorsunuz. Ben artık emlak vergisi borcumu diyebilirim. Ödemelerimi belediyeye gitmeden onların hepsi vasıtasıyla kredi tarifini ödeyebiliyorum. Yani hakikaten bu noktada teknolojiyi en iyi kullanan belediyeler kesinlikle yeteri kadar kullanamayanlardan bir adım önde. Bunu açık ve seçim olarak belirmemiz lazım. Bir de gelişme teknoloji sadece belediyelerden alakalı değil. Her sektörde böyle. Bakın ben kendi sektörümle alakalı bir şeyler bahsedeyim. Daha 12 yıl önce Arnavutluk'ta bir karışıklık olmuştu. Demokrat Parti'nin 2 numaralı lideri oradan suikastı olmuştu. Biz de bu haberi takip etmek için oraya gitmiştik. 12 yıl önce sadece bakın. Fotoğraf çekiyoruz. Otelin bir odasını filmlerimizi yıkamak için kararlı oda haline getirdik. Şimdi bunu ben çocuğuma anlatıyorum. Baba ama kafanı çalışmıyormuş. İnsan internetten göndermez mi falan diyor. Yani hakikaten öyle bir gelişim, öyle bir hızlı ilerleme var ki şu anda eminim hepimiz 96'da falan gelmişti, 95'te cep telefonları. Belki de 20. telefonumuzu kullanıyoruz. Yani ilk aldığımız telefon, daha sonra belki şu anda kullandığımız 20. telefon. İnanılmaz bir sürat var. İnanılmaz bir teknoloji var. Artık insanlar çok rahat bilgiye bulundukları yerden ulaşmayı, hatta interaktif olmayı,
çok ciddi yatırımlar var. Büyük firmaları da hakikaten mobil iletişim firmaları, yazılım firmaları bu konuda dünyanın gerisinde kalmadığı için de çok önde olduğunu söyleyebilirim. Biz de medya kuruluşu olarak tabii ki teknolojiye çok önem veriyoruz. Bakın daha 5 sene önce işte koskoca bir canlı yayın aracıyla nakledebildiğimiz görüntüleri artık bir küçücük 600-700 gram ağırlığındaki bir cihazla yapabiliyorsunuz. Bu hem daha pratik oluyor hem de daha ucuza oluyor. Daha ucuza geliyor, maliyetler de düşüyor. Bizler de bugün yaklaşık 250 tane noktada, Türkiye'de 250 tane noktada arkadaşlarımız çektikleri fotoğrafları, yazdıkları haberleri, hatta görüntüler biliyorsunuz, görüntüyü nakletmek çok zormuş. Çünkü bir dakikalık görüntüde belki bir tane fotoğrafa eşdeğer bir yük var. Onları bile mobil iletişim firmalarımızın, GSM firmalarımızın son yıllarda yaptıkları büyük yatırımlar neticesinde çok hızlı bir şekilde, saniyeler içerisinde merkezimize ulaştırabiliyoruz. Bu da inanılmaz bir hız kazandırıyor. İşte 1990'larda Diyarbakır'dan, Antalya'dan, Adana'dan bir görüntüyü alabilmek için en hızlı yöntem uçakla gelen bir yolcuya vermek. En hızlı yöntem. Şimdi düşünün. Burada en erken 6 saat, 7 saat. Çünkü uçak daha kalkmadan önce vereceğiniz yolcuyu bulacaksınız. O yolcu 1 saat önce havalanında olacak. Uçuş süresi, havalandan karşılama, karşıladıktan sonra o görüntünün merkezimize gelip hazırlanması inanılmaz bir hız var, inanılmaz bir teknoloji gelişmesi var. Bu arada hiçbir kurumun, ister belediye olsun, ister kamu kuruluşları olsun, isterse medya kuruluşları olsun, bu iş bisiklete binmek, pedal çevirmeyi bıraktığınız anda kesinlikle yerdesiniz ve rakipleriniz önde. Bakın, 7-8 sene önce Nokia diye bir firma vardı. Hep onların cep telefonları. Son zamanlarda birkaç atak yaptılar ama o hata yapmasalardı bugün belki de teknolojinin depolarında eskimiş olacaklardı. Bu konuda kesinlikle zamana karşı yarışmak ve sürekli proje üretmek gerekiyor. Tabii belediyelerin teknolojiyi kullanmaları, hizmet üretmeleri çok önemli bir konu. Ancak bu hizmetlerde kamuoyuna yeteri kadar duyurup duyurmamaları ise bu çok ayrı bir nokta. Birçok belediyenin çok mütevazı olduğunu, neredeyse yaptıkları hizmetlerin haber olarak duyurulmasını çok arzu etmediklerini üzülerek müşahede ediyoruz. Halbuki Türkçe'mizde bir söz var, marifet iltifata tabirdir. Yani yapılan hizmetlerin bundan surette kamuoyunda paylaşılması gerekiyor. Biz o kadar çok enteresan şeylere sahip oluyoruz ki bir belediyemiz çok güzel bir hizmet başlatıyor. Yapılan haberlerde ülkenin diğer bir köşesindeki bir belediye bunu öğreniyor, bundan bilgi sahibi oluyor ve aynı hizmeti onlar da yapmak için o belediyemizle irtibata geçiyorlar. Sadece kendi halkının, kendi vatandaşını bilgilendirme değil, bu yapılan hizmetler, yapılan haberlerle başka belediyelere de ilham kaynağı olabilmektedir. İhlas Söver Ajansı da diğer bütün kurumlar gibi belediyeler için son derece kullanışlı çözüm önerileri sunuyor. Şu anda arkadaşlardan biraz önce aldığım bilgilere göre yaklaşık 200 tane belediye İstanbul'da 20'nin üzerinde, geri kalan da Anadolu'da olmak üzere 200 tane belediyeyle İhlas Söver Ajansı birçok projeyi birlikte götürerek onlara çözüm ortağı olma noktasında çalışmalar yapıyor. Elbette nihai hedef belediyelerin teknolojiyi en iyi
araç pratiğine kendi muhitleri içerisindeki insanları çok kolay bir şekilde hizmete ulaştırabilmek. Bunun için çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ben ümit ediyorum ki bizim belediyelerimiz bu hizmetlerini hiç duraksama olmadan devam ettirecekler ve çalışmalar hızlı sürecek. Çok teşekkür ederim belediyeleriniz için. Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım. İsmail Bey, güzel sunum için çok teşekkür ederim. Şimdi de Borda Hanım'la Ali Bey Sarı'nın yapacak sözü var mı? Teşekkür ederim. Değerli saatler, değerli basın mensupları, ben de hepinize selam gönderiyorum. Ben de sizlere Vodafone olarak akıllı belediyeciye nasıl bakıyoruz, neler yapıyoruz, hızla gelişen teknolojide nerelere öncelik veriyoruz, onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şehirler niye akıllı ulaşmak zorunda, belediyeler niye akıllı ulaşmak zorunda? Tabii çok hızlı bir şehirleşme var. Dünya nüfusu giderek artıyor ama bundan önemlisi dünyada şehirde yaşayan insanlar artıyor. 1950 yılında 130 olan bu oran şu an %50'de, 2050 yılında da %67, %70 oranında insan şehirleşecek. Bu ne demek? 2,5 milyar insanın şehirleşmesi demek. Tabii buna göre şehirlerin akıllanması, belediyelerin yeni gelen bu nüfusa iyi hizmet vermesi çok önemli. Belediyeler de bu hedefle birlikte öncelikle maliyetlerini azaltmaya gidiyorlar. Tabii ki çok fazla hizmet vermek istiyor belediyeler ama belli bir bütçeleri var. Bu bütçeleri verimli bir şekilde kullanmak zorundalar. Bu yüzden maliyetleri kontrol etme, gelen yeni nüfusa en fazla servisi kısıtlı kaynaklarla vermek zorundalar. Etkin bir altyapı sağlamak. Tabii ki şehre ilk gelen insanlar için etkin bir altyapı çok önemli. Bu yüzden de mevcut yapıyı çok iyi kullanmak, mümkün olduğu kadar etkin bir hizmet vermek önemli. Maliyetleri azaltırken yapmaları gereken çok önemli bir şey daha şirketler için, insanlar için çekim merkezi olmak, yani gelir elde etmek. Bugün ulusal ve uluslararası şirketleri çekmek belediyeler için gerçekten çok önemli. Ne kadar çok şirket belediye sınırları içerisinde iş yaparsa gelir o kadar artar, ticaret o kadar artar ve belediyelerin gelirleri de o kadar artar. Böylece belediyeler vatandaşlarına çok daha fazla hizmet verebilirler. Bir diğer önemli nokta tabii ki mevzuatları unutmayın. Biliyorsunuz artık dünyada çevre kirliliğine önem vermeyen şehir, ülke neredeyse kalmadı. Ve buna bağlı olarak birçok şehirde karbon hacmini azaltmak amacıyla kanunlar girdi, mevzuatlar girdi. Belediyeler de bunlara uymak zorunda. Bu mevzuatlara göre bütün servislerini, iş yapış şekillerini değiştirmek zorunda. Tabii en önemlisi vatandaşların mutluluğu ve yeşil ajanda uyumlu refah seviyesini artırmak. Bunları yapmak için biraz önce bahsettik. Mobil teknolojileri belediyelerin çok daha fazla kullanması lazım. Ve bizlerin de operatörler olarak belediyelere bu yönde yardımcı olmamız, birlikte projeler geliştirmemiz lazım. Vodafone olarak biz hem globalde hem de Türkiye'de belediyelerle farklı farklı konularda çalışarak bunu yapmaya başladık. Burada da önemli olan makine arasındaki iletişim devreye giriyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Makinesi iletişim yapıyoruz. Bugün sadece kurumları ve bireyleri birbirine bağlamıyoruz. Sadece bir mobil veya sabit telefon operatörü değiliz, aynı zamanda bir teknoloji şirketiyiz. Bu ne demek? Makinaların içerisinde koyduğumuz simlerle makinalardan aldığımız verileri şehirleşmede akıllı belediyecilik kapsamında belediyelere sunmamız ve belediyelerin bu veriler üzerinden veya bu koyduğumuz sim kartları üzerinden servislerini verebilmesi. Dünyada baktığımız zaman aslında çok fazla örnek var. Bunlar 6 ana kategoride toplamak mümkün. Bunun başında dünyanın birçok şehrinde yapılan toplu ulaşım sistemleri. Yaygın örneğin otobüsler. Araç takip sistemleri otobüse takılması ve böylece otobüslerin yakıt tüketimini, güzergahının, herhangi bir parçanın eskimesinin önceden bilinebilmesi, aynı şekilde deniz ulaşımının, trenlerinin takip edilebilmesi. Bunun birçok örneği globalde ve Türkiye'de yapılıyor. Bir diğer servisör ise trafik kontrol sistemleri. Bu da çok yaygın bir şekilde akıllı belediyelerin uygulamak istediği uygulamaların başında geliyor. Burada da trafiğin kontrol edilmesi, İstanbul'da bir diğer bir yerde çok fazla zaten konuşuluyor. Trafiğin anında verilmesi ama bundan daha da önemlisi trafik sinyalizasyonlarının kontrol edilmesi. Yani sensörler aracılığıyla gelen trafiğe göre
ışıklarının zamanlamasının değişmesi. Yani kırmızı ışığın 20 saniyede, gece 10 saniyede yanması veya yeşile daha hızlı bir şekilde geçilmesi gibi anında gelen datayı işleyerek bu dataya göre trafik sistemlerinin değişmesi. Aynı şekilde bir yerde kaza olduğu zaman o kazanın anında insanların uygulamayla insanların cep telefonlarına gelmesi veya ekranlarda belirmesi ve buna göre insanın farklı yönlere yönlendirmesi gibi servisler dünyada giderek yaygınlaşıyor. Bir diğer alan ise çevre ve kamu güvenliği. Bunun da en tipik örneği biliyorsunuz kamuya açık alanlardaki güvenlik. Güvenliğin anında takip edilmesi, buna bağlı olarak herhangi bir acil durumda müdahale edilmesi ve bir diğer önemli örnek ise çöp toplama. Özellikle birçok belediyenin üzerinde durduğu bir alan bu. Çöp konteyner içine koyulan sim kartlarla birlikte çöp dolduğu zaman anında bunun çöp arabalarına veya belediyenin kontrol merkezlerine getirerek belediyenin çöp arabalarının her gün belli saatlerde değil de çöp konteynerlerin dolduğu zaman o bölgeye gitmesi ve bunu boşalttıktan sonra da tekrar ancak dolduğu zaman o bölgeye bir daha ziyaret etmesi gibi birçok uygulamada bu çevre ve kamu güvenliği altında var. Son yıllarda hızla gelişen belediyelerin de buna reklam geliri elde ettiği dijital signage dediği dijital ekranlar. Belediyenin koyduğu reklamlar sadece bilgi amaçlı değil, belediye akıllı belediyecilik uygulamalarıyla bu reklamlardan çok ciddi gelirler elde ediyor. Örneğin otobüsler içerisine koyulan reklamlar, akıllı durak uygulamalarına koyulan reklamlar, otoyollardaki sistemlere koyulan reklamlarla belediyeler de buradan gelirlerini artırmaya başladılar. Bu dünyada çok fazla örneği var ve bu 2-3'e katlayarak devam eden bir alan. Bu alanda da Türkiye'de birçok belediye bazı uygulamalara adım attı ve bunun giderek artacağını düşünüyorum. Tabii bir diğer şey de akıllı enerji. Bu da tabii ki belki duymaya başlamışsınızdır. Artık yavaş yavaş sayaçları uzaktan oturma, sayaçların değişmesi, özellikle su alanında su ve kaçaklar. Su ve kaçaklar gerçekten önemli. Yaklaşık %80 suyun haneye giderken bir şekilde kaçakların %80'i bu haneye gider deniliyor. Ve uzaktan takip edilerek belediyelerin bunu görmesi ve anında müdahale etmesi gerçekten çok önemli. Ve tabii ki akıllı bina sistemleri artık giderek yapılan binalar akıllı hale geliyor. Bu binaların içerisinde su sayaçları, doğalgaz sayaçları, elektrik sayaçları ve içerisinde bulunan tabletlerle anında belediye ile belediyecilik hizmetlerinin yapılabilmesi, belediye hizmetlerinin buradan alınabilmesi, şikayetlerin buradan alınabilmesi gibi hizmetlerde akıllı bina sistemleri içerisinde yer alıyor. Ben bir örnek vermek istiyorum. Aslında globalde çok fazla örneğimiz var ama bir tanesi Amsterdam Belediyesi. Amsterdam Belediyesi akıllı belediyecilikte gerçekten liderlerden bir tanesi. Amsterdam Belediyesi'nin hedefi 2025 yılında karbon emisyon hacmini yaklaşık %40 düşürmek 1990 seviyelerine göre. Bu amaçla bir plan ortaya koymuşlar. Yaklaşık 3 sene önce başlamışlar bu plana. Bu plan dahilinde bütün akıllı enerji, akıllı durak, akıllı sinyalizasyon sistemleri, toplu ulaşım sistemleri, dijital reklam gibi birçok alanda uygulamaya başlamışlar. Biz de Vodafone olarak burada Climate Street denen yani bir cadde üzerinde farklı uygulamalar yaptık. Biraz sonra onun videosunu da göstereceğim. Ama burada ana amaçla bir cadde üzerindeki dükkanlara sayaçlar, doğalgaz, su ve elektrik için sayaçları değiştirdik. Ve bu caddedeki dükkan sahiplerine birer tane tablet verdik. Tabletlerini dükkanın içine koydular. Anında ne kadar elektrik tükettiklerini, su tükettiklerini görüyorlar. Ve diyelim ki ışığı açık unutuyorlar. Bu ışık da belli bir süre sonra kendi kendine kapanıyor. Aynı şekilde bu cadde üzerindeki bütün trafik senkronizasyonu makinesi iletişimle içerisinde sim kart olan sensörler de sağlanıyor. Akıllı durak uygulaması burada tekrar bu caddeden geçen toplu ulaşım için veriliyor. Ve son olarak da çöp uygulamasında akıllı çöp toplama sistemini Amsterdam'da yaptık.
isimler yapmıyoruz. Aynı zamanda globalde iyi örnekleri, Amsterdam gibi, Güney Afrika gibi, Avrupa'nın birçok yerinde iyi örnekleri Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye'deki belediyelerle de birçok projeye imza atıyoruz. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bunun ilki su takip uygulaması, biraz önce bahsettiğim su takip uygulamasını İSKİ'de çalışarak İYİ Belediye'mizde yaptık. Burada su takip, suların içerisinde koyduğu sensörler, su cihazının içerisinde koyduğu sensörlerle takip, suyun kaçak takipini olarak uzaktan müdahale ederek anında herhangi bir yerde kaçak olduğu zaman kaçağı önlemek için tedbirleri almasını sağladık belediyenin. Diğer uygulama bu Şişli Belediyesi'yle yaptık uygulama. Trafik yoğun uygulaması. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu trafik uygulaması benzer bir uygulama. Trafik tarafı. Şöyle ki Şişli'de uygun süre içerisinde gezerken ana caddelerde veya arka caddelerde trafik yoğunluğunu anında akıllı cihazlarınıza veya cep telefonunuza almanız mümkün. Böylece nerede yoğunluk var, trafik nasıl gidiyor onu görmeniz mümkün. Bu tabii ki bir kısmı. Diğer daha önemli olan kısmı ise interaktif bir platform bu. Bu uygulamayla anında eğer bir şikayetiniz varsa bu şikayetinizin bir fotoğrafını veya bir videosunu çekerek bunu Şişli Belediyesi'ne yollayabilirsiniz. Şişli Belediyesi ile ilgili herhangi bir haber geliyorsa bulunduğunuz alanla ilgili sonraki haberi olabilir veya genel bir video olabilir. O da cep telefonunuzu alabilirsiniz. Aynı şekilde başkana bir mesaj yollayabilirsiniz. Başkandan gelen mesajları alabilirsiniz. Bir interaktif bir uygulamayla bu Şişli Belediyesi'nde uygulamaya geçirdik. Şu anda İstanbul'da veya Marmara'da biz diğer belediyelerde buna benzer uygulamaları yapıyoruz. Akıllı durak uygulamasından biraz bahsettim. Burada da aynı şekilde otobüslerin içerisinde koyduğumuz araç takipleri birlikte duraklara yaklaştığı zaman otobüsler duraklarda hangi duraktan gideceği, nereye gideceği, ne kadar dakikada geleceğini gösteriyoruz. Bunun bir sonraki aşaması aslında belki burası daha önemli. Uygulamalarla kişiler, yani indirdikleri uygulamalarla otobüsün nerede olduğunu takip ederek durağın ne zaman gitmeleri gerektiğini görüyorlar. Yani diyelim durağa 10 dakika veya 5 dakika mesafede oturuyorsunuz. Daha önceden çıkmanıza gerek yok. Otobüse bakıyorsunuz nereden geliyor. Otobüsün kendisine diyelim 10 dakikada da çıkıp tamam otobüsün geldiği anda durağa gidiyorsunuz. Otobüsün durakta beklemeyle oradan kaldırılıyor. Bir diğer uygulama ve çok hızla gelişen ne duymuşsunuzdur. Mobil ödeme. Artık telefonlar hep konuşuyoruz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki biz telefonla sadece ses için kullanmıyoruz. Artık ses diyerek azalmaya başladık operatörler için. Biraz önce bahsettiğim gibi biz bir mobil operatör değil, aslında biz bir teknoloji şirketiyiz. Yani bu uygulamalardan da, makinesi iletişimlerden de anlayacağınız gibi sadece ses ve datayla değil, nasıl sesi, datayı, uygulamaları, makineleri hepsini birlikte teknolojik olarak sunarız. Bunun peşindeyiz ve bunun yönünde stratejilerimizi geliştiriyoruz. Mobil ödeme de bunlardan bir tanesi. Bu da belediyelerde şu an kullanılan akbil veya herhangi bir kartları ortadan kaldırıyor. Mobil ödeme vasıtasıyla herhangi bir otobüse veya metroya binmeden önce sadece cep telefonunuzu gösteriyorsunuz ve cep telefonunuzun üzerinden ödemeyi yapıyorsunuz. Yani aynı sizin telefon faturanıza ulaşım faturasına yansıyor bir fatura üzerinden mobil ödemeyle ulaşım ihtiyaçlarınıza karşılıyorsunuz. Bir diğer uygulama çift sulama uygulaması. Çift sulama uygulamasında da yine sensörlerle toprağın kuraklık derecesine göre çimlerin suyun sulanmamasını ölçüyoruz. Şöyle ki, normalde şu andaki uygulamalarda belli saatler arasında normal çimler suyunu zaten. Böyle zaten otomatik. Ama kuraklık seviyesine göre çok fazla bakılmıyor. Şöyle ki diyelim bir gün önce yağmur yağdı. Evet uzaktan bakmanız lazım, kapatmanız lazım şimdi uygulamayı. Ama burada yağmur yağdı, kuraklık derecesi belli seviyenin altına düşmediği sürece şimdi otomatik olarak sulanmıyor. Ancak kuraklık seviyesi belli bir seviyenin altına düşerse o zaman merkeze bir sinyal geliyor. Bakın evet sulayalım mı diye. Ve ondan sonra bu aralanışmasıyla çimler sulanıyor. Bu da tabii ki teknolojik olarak verimlilik artışına güzel bir örnek. Toparlayacak olursam Vodafone olarak amacımız en globalde 44 ülkede yaklaşık 8 milyondan fazla makineyi birbirine bağlıyoruz. Çok farklı akıllı uygulamalar, belediyecilik uygulamamız, akıllı şehir uygulamamız var. Türkiye'de de bunların hepsini getiriyoruz ve birkaç örneğini de gösterdim. Amacımız mümkün olduğu kadar sadece teknoloji vermek değil, toplumun yaşam kalitesini arttıracak çözümleri verebilmek, toplumun biraz fark yaratmak, teknolojiyi
hayatları kolaylaştıracak şekilde sunabilmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halil Bey'e de çok teşekkür ediyorum güzel sunumundan dolayı. Şimdi de Ahmet Sinan ikinci mobil ürün grubu yöneticimize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Adım Ahmet Sinan ikinci. Mobil Bilişim AŞ firmasında ürün yöneticiliği görevini sürdürüyorum. Bugünkü sunumda kısaca firmamızdan bahsedip daha sonra akıllı belediyecilerimiz ne tür çözümler üretimimizden bahsedeceğim. Mobit Bilişim 98 yılında kurulmuş olan bir bilişim firması, teknoloji firması. Ve 15 yıl aşkında OTVT, otomatik tanımlama ve toplama sektöründe faaliyet gösteriyor. Şu anda başta Kastro olmak üzere ondan fazla markanın Türkiye ve bölge distribütörü yapıyor. Yaklaşık 72 kişilik bir ekiple hizmetler sunuyor. Mobit dünyadaki en güncel teknolojileri yakından izleyerek bunları kamu kurumların, özel şirketlerin hizmetine sunuyor. Burada hem donanımsal hem yazılımsal bir fayda katarak. Evet, kendi bünyesinde ARGE ekibi, üretim bölümü ve yazılım ekibi bulunmakta. Sadece Türkiye'de değil, faaliyetlerini Türkiye ve komşu ülkelerinde de devam ettiriyor. Kısaca ürün gruplarından bahsetmek istiyoruz. Mobil sistemler, otomatik ürünleri olarak alternatifleri, rol gezicilerdir. Lokomotif dizine ve barkod sistemleri çözümleri sunabiliyoruz. Diğer taraftan sunum sistemleri, karsunum, hibrit projeksiyon teknolojisine sahip projeksiyon cihazları dağıtıcı ürün yapıyor. Hibrit projeksiyon nedir? Günümüzde artık LED olan projeksiyonlar var. Birden lambalı projeksiyonlar var. Lambalı projeksiyonlarda ışık yolunu 2-3 saate geçebiliyor. Fakat parlaklık yüksek, LED projeksiyonlarda ise kullanılmanın çok uzun fakat parlaklık yüksek. Kastro tarafından geliştirilen yeni bir teknolojiyle yüksek parlaklık bulunduğunu bir araya getirdi. Özellikle eğitim, toplantı salonları ve dijital reklam kurumalarında oldukça öne çıkan bir ürün. Diğer taraftan enerji depolama çözümleri konusunda çözümler üretmekte. Batarya üretimi, endüstriyel pil, adaptör ve ihtiyacı özel batarya çözümleri geliştirebiliyor. Şu anda Avrupa Birliği'nde Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Fiat ve Michelin firmalarıyla elektrikli araç üretimi konusunda bir proje geliştiriyor. Bunun batarya kısmını şu an Mobit yapıyor. Yani bu bizim adımıza gurur verici bir uygulama. Diğer taraftan Mobit'in tablet PC konusunda çalışması var. Özellikle endüstriyel kullanım, iş kullanıma yönelik tablet PC ithalatı ve dağıtımı yapıyor. Tabii günümüzde artık tablet PC kullanımı çok fazla arttı. Kişisel anlamda ve tabii iş anlamında da bu cihazları kullanılabilirliği daha da fazla artmış durumdayız. Mobit yaklaşık 10'a yakın markanın temsilciliğini yapıyor ve ithalatçılarını. Bunlar arasında Motorola, tabii en başta stratejik ortam Scasio, Japon Scasio. Yine endüstriyel tablet PC konusunda dünya lideri olan Motion markasının partnerliğini yapıyor. Yaklaşık 10-15 arası ürünün Türkiye ithalatçımız sürdürmekte. Kısaca Mobit bunları yapıyor. Peki belediyecilik uygulamalarında neler yapıyor? Ondan kısaca bahsedeceğim. Mobit'in zabıta uygulamaları, imar uygulamaları, sosyal hizmetler uygulamaları, trafik düzenleme uygulamaları, su abonelik işlemleri uygulamaları, demir maç, ambar takibi ve mobil etiket uygulamaları konularında çözümleri bulmakta. Bunları biraz daha kısaca açacağım. Zabıta uygulamaları tarafında taşınabilir el termlerleri, yazıcılı el termlerleri üzerine geliştirilen yazılımlar, işgal yer, inen reklam ve pazar yeri yönetimi uygulamaları çözümleri sunuyor. Burada Kastro'nun IT 900 modeli yazıcılar tarafından bulunmakta.
yine aynı şekilde ertelemeli road matrix taşınabilir yazıcılarda bunlardan bulunabiliyor ve sahada faturalama yapılabiliyor. Diğer bir çözüm mobil parklamaz. Aslında bu en önemli çözümlerimizden biri. Çünkü belediyeler için gelir kaynağı olursa ve şehir trafik düzenlemesine ciddi anlamda katkıda bulunan bir uygulama. Sokak ve caddeler üzerinde bulunan park yapılan alanların ücretlendirilmesini sağlıyor. Bu uygulama dünyada ve hatta dünyada diyebilirim, Türkiye'de ilk geliştirilen mobil parklamak uygulaması, mobil tarafından geliştirilmiş. Yine burada IT'nin uygun bir modeli, Gazon Ertan ve yine Kinch büyüklüğündeki yazıcılar tarafından kullanabiliyoruz. İmar uygulamaları tarafında coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları yönelik, bina denetimi ve numarataj çözümleri yönelik olarak tablet PC çözümleri öneriliyoruz. Endüstriyel tablet PC'den. Burada tabii ekran ihtiyacı daha büyük olduğu için ertemlerle yeter gelmiyor ve 10 inç ve üzeri büyük ekranlar kullanan endüstriyel tablet PC'den kullanılıyor. Burada tablet PC'lerin vakum okuyucu özelliği, 3G iletişimi sağlayan modemleri ve GPS alıcıları mümkün olabiliyor. Sosyal hizmetler tarafında sağlık hizmetlerinin yürütebilmesi ve sosyal yardımlaşma hizmetlerinin verilmesi sırasında oluşan verilerin toplanması amacıyla yine tablet PC çözümleri ve bel tablet çözümleri sunulabiliyor. Mobit aslında sayaç okuma konusunda ya daha doğrusu Türkiye'de sayaç okuma denliğiyle aslında ilk Mobit akla geliyor. Bunun nedeni %70 oranında elektrik sektöründe pazar payına sahip olması. Doğal gaz ve su sayaçları kısmında %90'a yakın pazar payına sahip olmamız. Bu çözüm hem yazılım hem donanım çözümü olarak sunulmakta. Ve Mobit ayrıca Türkiye'deki ilk GPS kullanılan online sayaç okuma çözümünde geliştiren firma. Biz bu çözümümüzü Türkiye'nin haricinde şu an Azerbaycan'da da satıyoruz. Gördüğü kullanıyor. Azergaz, Azersu işletmesi ve doğalgaz konusunda okumalar bizim cihazlarımızla yapılıyor şu anda. Burada ayrıca arıza bakım ve onarım konularında ise tablet bilgisayarda yine hizmet verebiliyoruz, çözüm üretebiliyoruz. Bir diğer konuda demirbaş, ambar takibi ve mobil etiketleme. Yine burada yazıcılı el terlerden üzerine geliştirdiğimiz yazılımlarla sahada barkod etiket üretme ve giriş çıkışların takibi sırasında yazıcıyla iş üretme çözümleri mevcut. Mobit girişim Türkiye'deki belediye sektörüne çözümler üreten birçok çözüm ortağıyla işbirlikleri yapıyor. Ekranda da zaten kısaca bir listesi. Çözümlerde kullandığımız IT9 bir model. Ertem'in kısa bir videom var. Bunu size sunup, daha sonra sunumu bitireceğim. Özellikle sayaç okuma ve mobil parklama kurulumlarında bu cihazın oldukça üstün özellikle. Bu yeni bir devam ediyor. Bu yeni bir devam ediyor.
IP4 serisinin su korumasına sahip. Cihazlar sağlıklı kullanıldığı için kullanıcıların uzun olabilmesi için sağ şartlarına dayanıklı olması gerekiyor. -20 ile +20 derece arasında ısı ortamlarında çalışabiliyor. 1,5 metreden beton zemine düşme dayanıklılığına sahip bir cihaz. Tabii günümüzün artık veri iletişimi 3G üzerinden ve hatta 4G üzerinden yapılıyor. Yoğun bir aktarımlar yapabilmesi için cihaz üzerinde dahili 3G modülü bulunuyor. Ayrıca hassas GPS alıcısı ile sahadaki okuma yapan personelin veya herhangi bir uygulamadaki personelin yeri takip edilebiliyor. Gelecek üzerine, future üzerineydi ve üç gruba ayrılmıştık.
Birinci grup yakın gelecek, ikinci grup orta gelecek, üçüncü grup da uzak gelecekti. Herkes teyze yazıp sunduğunda ortak bir şey çıktı. Yakın gelecekte replication'ların dünya yönündeydi. Ve baktığımızda bu test 2005 yılında yapılmış bir test. Ve bugün baktığımızda aslında replication'lar yavaş yavaş dünya yönetmeye başladı. Nedir bunlar? İşte mobil uygulama üzerinden, işte bu gelecek anlamında baktığımızda neredeyse artık bütün hizmetlerinizi alabiliyorsunuz. Bununla beraber işte binanızı yönetebiliyorsunuz gibi. Orta gelecekte bir konsept vardı. Ben yakın gelecek ekibindeydim. Orta gelecekte de yazılımın materyalmesi konusu ortaya çıktı. O da o teknolojinin şuraya gideceğini, yakında yazılım gerçekten materyalleşecek. Yani diyelim ki siz bir arabada geziyorsunuz, bir application'la arabanın dış rengini kırmızıdan yeşile çevirebileceksiniz. Bununla ilgili öngörülen zaman da 2050 yılından sonra. Baktığımızda metal sektörü ve yazılım sektörüne harbiden bu yönde gelişmeler yaşanmaya başladı. Yazılım üzerinden yapılan bir şeyle metalin dış rengi değişmeye başlandı. Bununla ilgili dünyada yapılmış ARGE çalışmaları var. Devam ediyor. En sonuncusu uzak gelecekliğe baktığımızda bununla ilgili yapılan araştırmalarda da şöyle bir şey çıktı. İnsan zihninin her şeyi yenmesi. Yani nedir siz zihninizle etrafınızdaki metali bir anda yönetmeye başlayacaksınız. Bu mümkün mü diye baktığımızda yapılan araştırmalarda şöyle bir şey çıktı. Farelerin beyinlerini hard disk koydular. Ve hard disk koyulmayan fare herhangi bir yolu hatırlamazken hard disk koyulan fare bir şekilde hemen yolu bulmaya başlıyor. Ve beynin sinyallerine baktıklarında harbiden hard disk'ten veri topladığını görüyoruz. Bu da artık yakın gelecekte insan beyninin de içerisinde yerleştirecek olan makinelerle çok farklı yere gideceğini gösteriyor. Şimdi baktığımızda biz bugün yakın geleceği yaşıyoruz. Uzak gelecek yani biraz daha var gibi gözüküyor. Ama bu yakın gelecek içerisinde belediyeler ne yapıyor? Tabii ki belediyeler nedir? Sonuçta bütün belediyelerin tek bir amacı vardır. Vatandaşa çok iyi bir hizmet sunabilmektir. Hizmet sunabildiği kitle değişiyor. Baktığımızda kitle nereye gidiyor? Şimdi size bir video izleyeceğim. Oradan bugünkü kitle değil ama yakın gelecekteki kitlenin ne olacağı ortaya çıkacak. Mesela o videoyu açarsak belki birçok kişi izlemiş de olabilir ama bu bir bebek ve önüne bir iPad koyuluyor. iPad'den dergi araştırıyor bir önceki de. Şimdi kağıt üzerinde iPad'den bakıyor ve kağıdın üzerinde okuduğunda hareket etmediğini görüyor. Daha sonrasında yine kağıda dokunuyor, hareket etmediğini bir daha görüyor. Hatta sonra şunu fark ediyor. Aa bak dergiye dokunmatik şey yapmaya çalışıyor. Bir tür hareket etmiyor diyor. Acaba parmağım bozuk diye sonra parmağını test etmeye kalkıyor. Şu anda parmağını test ediyor. Ve Albert'i görünce tekrar Albert de mutlu oluyor. Bu aslında belediyenin yakın gelecekteki hizmet edecek kişi. Bunun gibi kişilerin sayısı gitgide artacak. Bununla beraber aslında belediyelerin şu anda hizmet ettiği veya geçmişten gelen hizmetli kitle var. Şu anda ikinci bir video izleyeceğim size. O videoda da bir tane kız iPad almış ve babasına iPad'ini anlatıyor. Yazıları, yani konuşulan bir önemli değil. iPad'in faydalarından bahsediyor. Fakat baba iPad'i kesme tatlısı olarak algılamış. Evet, bu da aslında bugün kitlesi, yani belediyelerin şu anda hizmet ettiği kitle. Baktığınızda belediyeler de artık bir şeyin farkında. Yani bir tarafta gerçekten uzun süredir hizmet ettiği kitle var ama bir tarafta da talep değişen, hizmet ettiği kitle değişen bir kitle var.
Bu yönde de belediyelerin hani geliştirmek zorunda olduğu hizmetler var. Baktığımızda biz de mobil olarak belediyelere uygulama üretiyoruz. Yaklaşık 50'nin üzerinde belediyeye bir mobil uygulama ürettik. Bayağı değişik süreçler yaşadık. Mesela ilk ürettiğimiz uygulamada istek şikayetini gönderebiliyordum. Bir mobil cihaz üzerinden. Sonra bir gün işte belediye başkanımız bizi çağırdı. Ya bir tane mesaj almış. Mesaj şu: başkanım güzel de Zeki Müren bizi görecek mi? Şimdi biz anlamadık, ne diyorsunuz başkanım dedik. Diyor ki güzel de bu arkadaşlar bize şikayet gönderebiliyor da acaba bizim ona geri şikayetini cevaplayacağımız bir alan yaratabilir miyiz? Sonra oturduk, cevaplayacağı alan yarattık. Yani nedir? Vatandaş bir belediyeye şikayetini bulunuyor. Daha sonrasında belediyede o şikayet isteyenler cevabını yazıyor. Fakat yine bunu yetinmemişler. Vatandaş, özellikle genç kesim, anında cevap istiyor. Diyor ki ben bir mesele hakkında görmek istiyorum diyor, bilgilendirmek istiyorum diyor. Ne oluyor ne gidiyor? Hayda, o zaman şimdi belediyeye bir de tuttum. Zabıta ekiplerine veya ilgili ekiplere o durumla ilgili mesela vatandaş bir resmini çekmiş, bu yol bozuk. Belediye demiş ki tamam ilgileniyoruz. Sonrasında demiş ki işte biz tamam size bunu yaptık. Teşekkür ederiz bilgilendiğiniz için. Bununla ilgilenmiyor vatandaşlar. Bir de görmek istiyor. Hayda, bir de zabıta ekibine bir cihaz daha yaptık. O da oranın resmini çekiyor, mail atıyor, otomatikman kişiye cevap gidiyor. Şimdi bunu yaparken bir keresinde de bir belediyede şöyle bir durumla karşılaştık. Bir işlem müdürü, işte çok yoğun bir belediyede bir amca geliyor. Diyor ki ben de imarda bunu öğreneceğim. Bilgisayar müdürü diyor ki işte gel abi bak mobil cihaz üzerinden yapabiliyoruz. Açmış yazını yapmış, göstermiş. İnanmamış. Yine kuyruğa gelmiş. Yine kuyruktan o hizmeti oradan almak istemiş. Kağıt üzerinden almak istemiş. Şimdi baktığımızda bir tarafı hala sistem devam ederken yakın geleceğin, yani yakın geleceğin bugünkü çocukları veya bugünkü gençleri bunu bir şekilde daha farklı şekilde istiyor. Belediyeler de bunu verebilmek adına mobil gibi yeni teknolojilerde çok fazla hizmetler sunuyor. Bunu yaparken belediyelerin talepleri de değişmeye başladı. Nasıl? Yönetim talepleri. Şimdi belediye başkanları eskiden kendisini işte sayfalarca böyle işte 4-5 kişi karşısına dikilir. İşte başkanım şu oldu, başkanım bu oldu. Bakıyorum şimdi belediye başkanları artık işte isim vermeden herhangi bir belediye başkanı. Ya ben de artık bunu cihazdan yönetmek istiyorum. Tamam başkanım yapalım diyoruz. Bakıyoruz uygulamayı yapıyoruz. Sonrasında belediye başkanı işte hangi mahallede ne kadar istek gelmiş, hangi mahalleye ne kadar şikayet gelmiş onları yapabiliyor. Veya diyor ki ben işte dokümanımı yönetmek istiyorum. Yani illa ki ben belediyeye gitmek durumunda olmayayım. Oturduğum yerden de imzalayayım. Şimdi tablet üzerinden doküman yönetim sistemi yapıyoruz. Belediye başkanları oturduğu yerden dokümanlarını imzalayabiliyorlar. Şimdi bu da belediyelerde yeni belediyecilik anlayışında ne oluyor? Performans yönetimini, verimliliğin artışını, her türlü yönetim daha etkin yönetimi sağlıyor. Şimdi bunu da yapıyorsunuz. Sonrasında bakıyorsunuz ki belediye başkanları da değişmiş. Nasıl değişmiş? Bir afet yönetim uygulaması yapıyoruz. Afet yönetim uygulamasında yıkılan binaya, afet esnasında sanal gerçeklik uygulaması ve insanlar baktığında işte o binanın işte kaç katlıydı, içinde kaç kişi yaşıyordu, o yaşayan kişilerin yaş grubu neydi gibi bir sürü bilgilere ulaşabilirken bu bina, bu yaklaşım diyor ki ben yolda ulaşırken herhangi bir binaya bakayım, o binanın ne kadar borcu var veya o binada kaç kişi beyanname vermemiş. Bu gibi istatistikleri de görebilirim diyor. Bu baktığınızda artık belediyelerin gerçekten akıllandığını, hatta akıllı belediyecilik anlayışının belediyeler tarafından da sahiplenildiğini ve bu doğrultuda da giderek istek ve ihtiyaçlar çok fazla. Bu nedir? Hem belediye tarafından hem vatandaş tarafından. Bu da yakın gelecek zaten şu anda gerçekleşiyor. Orta gelecekte çok daha farklı değişiklikler olacak. Biz de mobil olarak bu konuda çok fazla teknoloji üreten bir Ar-Ge firmasıyız. Hepinize teşekkür ederim. Günümüz
günümüz teknolojik gelişmeleri tabii özellikle belediyeler, devlet, kamu kurumları ve özel sektör gibi gerçekten akıllandırmaya devam ediyorlar. Bilişim sektörü yönelikle. Ve sorduğunuz zaman herkes bir yoğunluk içerisinde. Akıllandıkça vakti daha çok bulmamız gerekirken teknolojik anlamda sanki akıllandıkça vakti daha oynat kullanıp ve vakit bulamıyoruz gibi. Kime sorsanız 5 yaşındaki çocuğumda nasıl bir durum olacak diye cevap veriyor. Umarım teknolojik akıllanırken insanlık aklımızı unutmayız. Hepinize teşekkür ediyoruz bu sunumdan dolayı arkadaşlarımıza. Şimdi soru varsa sorular olacak. Yoksa oturumu kapatacağız. Soru var mı? Buyurun. Elektronik atık konusunda özellikle cep telefonları konusunda BTK bir sorumluluk alanı var mı? Yani ne diyeyim? Yani şirketler bunu nasıl değerlendirecek veya belediyeler olduktan sonra ne yapacak? Sorunuz reçet mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğum yönetmeliğin şu anda ikinci düzenlemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devam ediyor. Bizim orada şöyle bir müdahil olma durumumuz var. Onu kendi içimizde tartışıyoruz. Aynı zamanda da görüşümüzü ileteceğiz. Bu altılı olarak ekleyip geri dönüşüme ayrılan veya bertaraf edilecek olan cep telefonlarının IMEI numaraları var. Bu IMEI numaralarını belki başka bir konu ama aynı zamanda bizim kurum tarafından işletilen işte merkezi cihaz kayıt sistemimiz var. Oradaki beyaz listeden çıkarılıp o IMEI numarasının silinmesi veya o IMEI numarasının artık işlemden kaldırılmasını düşünüyoruz. Ki bu klonlamaya karşı alınacak olan bir önem. Onun haricinde geri dönüşüm anlamında sorulursa bu tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde devam ediyor. Teşekkür ederim. Soru var mı? Sorun yok. İkinci oturumumuzu. Şimdi hepsini bir daha alıştırıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben hiç farkına varmamıştım. Eksik olmayın. Alkışlasanız da alkışlasanız. Öncelikle bilgi teknolojileri iletişim kurulu, İzak, Vodafone, Mobil ve Mobil Yer, 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 M